Emir, benim sana bir şey söylemem lazım. Selin? Demir, söyleyeceğim şey çok kolay değil. O yüzden ben bir kafamı toparlayacağım. Demir, ben aslında... Söyleme. Efendim? Burada söyleme. Akşam evde konuşuruz. Şimdi şirkete gireceğiz. Biz bu konuyu, yani konu her neyse, akşam evde konuşuruz, olur mu? Olmaz. Benim şimdi söylemem lazım. Selin, lütfen dur. Demir, ben sana yalan söyledim. Ben Vedat'ı daha önceden tanıyordum. Biliyorum. Yani bana çiçek almak için Selasına gitmiştin. Daha önceden. Yıldırım Bey'in işi için konuşmuştuk. Merve'nin doktor randevusu vardı. Onun yerine ben gittim. Sen de arayıp Merve gelecek demişsin. O gün Merve uğradı ama dosyayı bırakıp gitti. Demir, çok ilginç bir kız. Yani ne yalan söyleyeyim, ben uzun zamandır bir kadınla böyle güzel muhabbet etmemiştim. O da beni Merve sandı. Ben de bozuntuya vermedim. Hem bir daha karşılaşacağımızı düşünemedim. Ama sonra... Senin Merve sanıyordu yani. Evet, ama bir süreliğine. Ben sizin bu kadar yakın olduğunuzu gerçekten bilmiyordum. Ben geçen gün Vedat'a Selin olduğumu söyledim. O da bugün bozuntuya vermedi. Ve ben sonra çok üzüldüm. Vedat'tan özür diledim. Senden de özür dilerim. Sadece küçük bir yalandı. Yalan bile değil. Yanlış anlaşılma. Of, niye bu kadar bozuldun Demir ya? Mekan incelemesini yaptık. İsterseniz gelelim burayla. Sorun mu var? Yok bir şey. Şeker konmasına falan mı girmeye çalışıyorsun tatlım? Yeme yeme onları. Alar aldı. Nasıl bir illet kadınsa bir tane bile yiyemedim. Vallahi insanı zehirler o kadına. Yememek lazım. Çok uzun sürdü dönmeniz. Ben gittikten sonra çok şey değişti mi? Projede. Bir şey değişti ama neden? Ne değişti anlamadım. Selin. Bu nasıl geldi buraya? Alara uğradı bugün. Çikolatasını alıp Demir Bey'i istemeye gelmiş. Ama yerinde bulamayınca odasına not bırakıp çıktı. Yayla kızı. Anlat bakalım, ne yapacağız buraya? Sen nereden biliyorsun onun yaylada büyüdüğünü? Merve anlatmıştı. Aman be Demir'im. Su akar yolunu bulur, boş ver. Selin'le öyle banyoda yakalasaydı sarmaş dolaş, üstümüzde pijamalar falan. Bir de öyle mi oldu? Siz bayağı yakınsınız o zaman Selin'le. Vallahi Vedat'ım, ben artık evime yakın olmak istiyorum. O kadar. Evde de Selin var. Neyse ya. Ailenin gelişi iyi olmuş o zaman. Size yaramış. Geçen bahsediyordun su akar yolunu bulur filan. Ne oldu o iş? Akmadı Demir. Dedim sana. Suyun yoluna baraj yapmışlar. Hem de bayağı böyle büyük bir baraj.
keban gibi. O yüzden boş ver. Şu kıza iyi davran. 10 numara kız. Şu kıza iyi davran. Sen iyi davran. Seni 2 günlüğüne Paris'te kaçırıyorum. Alara. Alo, Alara. Gördün mü notumu? Evet, gördüm. Dün akşam bahsettiğin konu mu bu? Evet. Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde göçmen çocuklar yararına bir gece düzenleniyor. Projemi duymuşlar. Konuşma yapmamızı istiyorlar. İkimiz çıkıp projenin detaylarını anlatacağız. Yani seni önümüzdeki hafta 2 gün Paris'e kaçırıyorum. Bu çok güzel bir haber. Evet, der misin lütfen? İkimizin de birkaç günlüğüne de olsa İstanbul'dan kaçmaya ihtiyacı var. Haklısın Alara. Uzaklaşmak iyi gelecek. Tamam. Detayları konuşuruz. Evet Selin. Paris'e mi gidiyorsunuz? Alara'yla. Bir sakıncası mı var? Yok. Beni ilgilendirmez. İyi yolculuklar size. Sen neden gelmiştin? Önemli değil. Bana itiraf edeceğin başka yalanları mı vardı yoksa? Varsa söyle. Sonraya bırakma. İşle ilgili konuşacaktım. Ama mail atarım, oradan bakarsın. Mail atma. Söyle. Şimdi söyle. Bana neden oyun oynuyorsun? Neden Alara ile aranızda bir şey yokmuş gibi davranıyorsun? Sen neden bu konuyla bu kadar ilgilisin? Ha? Niye sürekli sorup duruyorsun? Selin. Neden kızıyorsun bana? Önce onu bir açıklasana. Alt tarafı basit bir yanlış anlaşılma. Vedat bile bu kadar bozulmadı. Sen niye bozuluyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum. Anlamıyorsun, evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.